Evet, bugün programımızın konusu, konuğumuz Gülşah Aşçıoğlu. Kırkpınar Kültürünü Yaşatma Derneği basın danışmanı aynı zamanda kendisi. Spor Severler TV'ye hoş geldiniz Gülşah Hanım. Hoş bulduk. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Gülşah Hanım, kendinizi tanıtır mısınız? Ben Gülşah Aşçıoğlu. Kendim grafik tasarımcıyım. Evet. Birçok basın yayın danışmanlıkları yaptım. Şu anda da kendimiz burada güreşlere 6 yıldır geliyorum. Basın içerisinde çekimler yapıyoruz, tanıtımlarını yapıyoruz. Tabii bir spor şeyimiz olmasa bile bir şekilde güreşler nereye gidiyor? Atasporumuz, tarihimiz nerelerde? Yani bunları seviyorum, araştırıyorum. Tabii bir bayan olarak diyebilirsiniz. Siz yağlı güreşlerde... Ne alaka? Değil mi? Evet. Ne alaka? Ama ben seviyorum. Bir bayan olarak aslında bizim de gelip gerçekten atasporumuzu daha iyi yerlere getirmek istiyoruz. Şimdi ayrıca ben sizin de dediğiniz gibi Edirne'de bizim Kırkpınar Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneğimiz var. Burada üyeyiz, burada basın danışmanlığı işlerini yapıyorum ve buradaki arkadaşlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, başkanı da Sayın Alper Yozoğlu, hı hı, ve birçok ağalarımız da burada bizlere dernekte üyeler. Hı hı. Ne yapmaya çalışıyoruz? Tanıtma, yani atasporumuz gerçekten çok önemli. Eskilerden gelmiş bir kültür, bir spor. Bunu Edirne'de dernek olarak birlikte tanıtalım, kültürümüzü yaşatalım. Genç nesil, küçük boylar, orta boylar var, başaltı grupları, bunlar gitgide çoğalıyor. Bakın sadece bugün Kırkpınar'a başvuru yani 2000'li geçti. 2475 kişi. Tabii 2477 kişi diyorsunuz. Çok büyük bir rakamlara geldi eskiden bugün. Demek ki çocuklar da yani birçok pehlivanlarımız yetişmek istiyorlar, seviyorlar. Biz de bunu bir şekilde tanıtalım istiyoruz. Daha iyi yerlere getirelim diyoruz. İnşallah basında da birçok çalışmalar yapıyoruz. Daha güzel yerlere getireceğiz. Halkımızı, bütün pehlivanlarımızı da bekliyoruz tabii Edirne'de derneğimizi. Evet. Peki derneğin faaliyetleri nelerdir? Derneğimiz geldiğinizde inşallah Edirne'de görürsünüz. Eski tarihi ikinci katta var, böyle müze gibi. Orada eski ağalarımızın aldığı ödüller var, resimler var, baş pehlivanlarımız var. Adalı Halil olsun, diğer birçok pehlivanlarımız burada, heykelleri var. Yani oraya bir müze olarak gezebilirsiniz. Kırkpınar'ı Yaşatma Derneği. Evet, kültürünü. Yani Edirne'ye gelmek isteyenler buraya gelip ziyaret edebilirler. Tabii, değil mi? Tabii, herkesi bekliyoruz. Zaten yağlı güreş sevdalısı olan insanlar da genelde buraya geliyorlar herhalde bildiğimiz tabii kadarıyla. Ayrıca bahçesi de var. Orada yiyip içiyorlar, geziyorlar. Peki siz yağlı güreşe nereden bulaştınız? Bu sevda diyeyim, nereden geliyor? Yani kendim bir bayan olarak, hı hı, baktım ki yurt dışından, Bulgaristan'dan olsun, birçok yabancı basından gelen bayanlar var. Evet. Şu an görüyorum 661. Yılı ve Fransa'dan gelmiş, Çin'den gelen televizyonlar var. TRT bugün canlı yayını başladı ilk defa, yani uzun yıllardır yapmıyordu. Biz de bu derneğe, ben Edirne'ye gelip gittiğimde ziyaret ettim, gördüm ve basında çalışan birçok arkadaşlarımız vardı. Başkan da gördü. Bunlarla bir şekilde biz tanıtım yaptık ve güreşe gelip gittikçe ben gerçekten çok hoşuma gitti. Tabii. Özellikle yabancı basının gelip, hı-hı, bir UNESCO miras listesinde olan Kırkpınar'ı tanıtmak, ben de çok memnun olurum. Siz böyle ilk yerde defa buraya getiren kim? Yani neye göre geldiniz yani? Basından arkadaşlarımız var tabii. Tabii, siz de tesadüfen mi geldiniz mesela? Ben birçok çekimler yapıyorum. Tesadüfen de denir. Öyle mi? Evet. Daha sonra bu iş... Spor işine sonra girdim. Bu denir. Aşk burada başladı. Evet. Edirne sevdalısıyız. Evet. Kırkpınar sevdalısı. Sonra da tabii bırakamadınız. Tabii. Yağlı güreşin işine girmiş oldunuz yani. Tabii basın. Ben çok memnunum. Bir bayan olarak da aslında daha da çok bayanların bu işe verilmesi gerektiğini de düşünüyorum yani. Evet. Peki siz şimdi mesela yeğenleriniz olabilir, işte çocuğunuz olabilir. Siz onları yağlı güreşe teşvik etmek ister misiniz? Şimdi şöyle diyelim. Eskiden bakarsak gerçekten hem baş pehlivanların sayısı da azdı, hı hı, ama Anadolu'daki insanlar çadırlarını alıyorlardı, gelip çimenlere kuruyorlardı, ailecek geliyorlardı. Evet. Çoluğu, çocuğu, torunu, hepsi. Şimdi bakıyorum azalmış. Hı. Tabii ben eskiden yoktum, bunu eski yaşlılarımız daha iyi bilirler. Hep anlatılanlara değerlendiriyorum. Evet. Ama biz bayanlar olarak bakıyorum yöre güreşlerinde, bayanlar daha çok katılıyor. Evet. Kırkpınar'da da görüyorum getirilen, ailecek gelenler, ama izleme oranı erkekler daha çok Kırkpınar'da. Zaten o sistem sporda genelde öyle görünüyor da, mesela bazı
taraftarlar bazı kulüplerde mesela fazla olduğu için kadınlar da mesela erkekler kadar bu işe katılabiliyor. Evet. Mesela örnekleri var. İsmini söylemeyelim de şimdi. Mesela tabii futbolda ceza alınca bir takım mesela 52 bin tane kadın seyircinin geldiğini gördük. Demek ki o zaman yağlı güreşte de bunlar olabilir. Olabilir. Yani inşallah bu çalışmalar işte birlik içerisinde federasyonlarımız olsun, kulüplerimiz olsun bir yerlere getirmemiz lazım. Yine eskiyle ben bugün değerlendirdim, araştırma yaptım. Hı hı. Eskiden mesela özel şirketlerde evet, 400'ü mü 500'ü geçen sanırım çalışan işçi sayısının kadar yani bulursa kulüp kurmak zorundaydı. Böyle bir kanun spor vardı. Spor kulübü değil spor mi? Spor kulüpleri. Evet. Mesela Bursa Toyota Spor Kulübü vardı. Evet. Bunlar kapandı. Tofaş mesela Tofaş devam ediyor. Vardı. Birçok kulüplerimiz vardı, Reynon'un olsun. Şimdi bu kanunen kaldırılınca biraz destekler azaldı. Tamamen belediyeye bırakılmış gibi oldu. Evet. Peki şöyle bir şey yapılsa. Mesela şimdi bu sponsorluk sistemi veya burada sponsorluk olmadığı için ağlar genelde bu işe el atıyor. Ağlar mesela kulüp kursalar, bu çocuklara daha çok destek verseler daha ileri seviyelere gelmez. Şimdi bu ağların kulüp kurması olayı hepsi çok büyük oluyor. Yani yöresel ağlar var. Bu ancak büyük şeyler, güreşlerde olabilir. Elmalı, Antalya, işte Kırkpınar. Hepsinin ayrı ayrı kulüp kurması, bu da bir özel şirkete girmiş gibi bir şey olur. Bence eğitim okulları açmaları daha güzel. Mesela yağlı güreş okulu. Ha, okullar, hakemlere eğitim tamam, hakemi de olsun. Çocuklara eğitim kulüpleri, pehlivanların eğitim. Yani eğitim okulları açılması daha uygun. Mesela şöyle yapılsa, meslek liseleri aslında kurtuluş reçetesidir. Almanya mesela bunu yaptı. Biz de mesela meslek liseleri açmış olsak, branşlaştırsak bu işi, aynen, yağlı güreşi mesela ilkokuldan itibaren yaymaya başlasak daha iyi bir yere gelmez. Tabii ki, ama ilkokulda da gerek yok. Spora değer veren kişi, isteyen kişiler yok mu? Bunlar evet, bir şekilde spor kulübü değil de spor eğitim, yağlı güreş, spor eğitim okulları diye açabilirsin. Olur. Buraya yönlendirilir. Şimdi bunu belediye bütçeden karşılayamıyor veya evet, eğitim de veremiyor. Evet. Belediyenin amacı ne? Yedireyim, içireyim, çocuğa yollukla göndereyim. Ama eğitim, her şeyin başı eğitim. Geleceği de tahmin etmek zaten. Eğitim olmadan evet, başarı hiçbir şey olmaz ve alttakileri de eğiterek üst kişilerden yardım almamız lazım. Evet, o zaman mesela bu gene sponsorluk olayını gündeme getirmek gerekiyor. Çünkü şirketler gider gösterebiliyor onu mesela. Tabii. O zaman daha başarılı olmaz. Tabii. İstersek. Mesela şimdi ağa hep cebinden harcıyor. Tabii. Ama bunu gider gösteremez. Tabii. Ama şimdi şirketler gündeme gelirse o zaman sponsorluk olur. Futbol hem gibi diyorsunuz. Tabii. Direkt giderden düşüyor mesela. Şimdi bazı firmalar mesela otomatikmen spora yatırım yapıyor ya da bankalar. Otomatikmen gelirden düştükleri için daha başarılı oluyorlar mesela. Olabilir. Bunlar tabii belediyelerin daha çok düşüyor görev. Onların aldığı sponsor firmalarda olabilir. Dediğiniz gibi ağa kişisel olarak cebinden veriyor. Evet. O da sevdiği ve istediği için yani bu sporu. Peki siz ilk Kırkpınar'a geldiğinizde yaşadığınız bir anı var mıydı? Unutamadınız. Şu anda Kırkpınar'a geldiğimde en çok sevdiğim o Anadolu insanını gördüm. O sevgisinin, o tribündeki nasıl diyeyim, bağlılığı, bağlılığı, işte yöresine göre Antalya'dan evet, geliyor, Samsun'dan geliyor, İç Anadolu'dan gelen birçok yerler var, Konya'dan var. Ben bunu, futbolda da bir sevda vardır, hepimiz biliyoruz büyük kulüpleri. Kırkpınar sevdalısını, taraftarını ilk burada gördüm. Evet. O çok hoşuma gitti. Yağlı güreşin zaten taraftarları, şöyle söyleyeyim, mesela tüm Türkiye'ye yayılmıyor da mesela belli bölgelerde yağlı güreşler yapılıyor. Evet. Mesela şimdi Trakya'dan başlarsak işte Edirne zaten bu işin merkez kısmında duruyor. Mesela Balıkesir'de oluyor, Samsun'da oluyor, Ordu. Evet. Mesela Rize'de yok mesela evet, yağlı güreş. Mesela Güneydoğu tarafında hiç yok. Hiç mesela yok. Geçenlerde bir organizasyon yaptır ama hiç ilgi alakaları pek olmadı mesela. Yok. Ama mesela şimdi Kayseri'de, Adana'da yok. Halbuki orada da olabilir. Evet. Ama Antalya, hatta Mersin'e bile geçmiyor. Mersin'e hani bir Cumhuriyet Kupası evet, galiba yapmışlardı. Onun dışında da olmadı. Mesela bunu daha yaygınlaştırsalar daha güzel olmaz. Tabii. Çok güzel olur. Keşke Türkiye'nin bölgesel, yöreli her yere yayılsa. Ama eski kişiler anlattıklarından da duyuyoruz işte. Ne var? İçeride bir bozulma görüyoruz. Yani daha ileriye gideceğimizi, o gençlerimizi, o orta boy, küçük boyları daha iyi yerlere getireceğimizi, tamam. Belki bütçede çok iyi oldu. Yolluklar yoktu eskiden, şimdi yolluk bağlandı. Ama
o çocukların acaba şu anki günümüzdeki tabii ekonomik durumlarla eski bir değildir. Hı hı. Onların destekleyecek kişiler yeterince bütçe olmuyor yani. Bir bakarsak sadece yoluk vermeyle de olmuyor. Çocukların kaldığı yerleri görüyoruz. Evet, çadır alanlarını görüyoruz. Buraları daha iyi yerlere getirilmesi gerekiyor. Bunlar. Mesela buraya bir tesis yapılsa. Tabii belediye bunlara muhteşem bir şey olsa. Kalma yerleri, yapsın. Konaklama, işte giyinme, soyunma yerleri, harika bir sistem olur aslında. Tabii. Şu anda çocukları burada görüyoruz işte, bak sağlarda. Evet, çadırlarda. Çadırlarda ne hale. Ve kaç yıl oldu? Buna hala bir el atılmadı yani. İşte daha iyi yerlere inşallah geleceğini düşünüyoruz. Peki siz Kırkpınar'ı tanıtırken bir dergi çıkartıyor musunuz? Evet, çıkarttık. Şu ara yok yalnız. He. Şimdi mesela bir televizyon falan kurmayı düşünüyor musunuz? Çok güzel yani, Spor TV olur, kanallar ve bununla olur. Yayın yapsanız, tabii. Yağlı Güreş'i tanıtsanız. Ama her şey bütçeye bağlı tabii. Evet. Ya bunlar yapılabilecek şeyler. Mesela şimdi ağalar bir şey el atarsa olabilir aslında. Tabii. Çok mesela Yağlı Güreş Birliği mesela bir televizyon şeyi kurdu şu anda. Tanıtım yapıyor mesela. Evet. Hani elinden geldiği kadar. Tabii şimdi Yağlı Güreş'in biraz da geri kalması şundan mı acaba? Tanıtımın yetersiz olması. Yok, tanıtım belediyeler güzel yapıyor da ulusal bazda biraz geri yetersiz olabilir. Yetersiz değil mi? Evet. Sizin de gördüğünüz eksikler var herhalde. Var. Var mı mesela açıklamak istediğiniz? Yani şimdi bakalım, inşallah federasyon yeni bir federasyonla geliyor artık. Biliyorsunuz Minder'le Yağlı birdi. Hı hı. Şimdi geleneksel spor dallarına geçiyor. Ataspor olarak yani Yağlı Güreş. Hı hı. Yeni bir başkan ve as başkanla birlikte yönetim kurulu belirlendi. İnşallah tabii ki bu işler her zaman bütçeye bağlı. Ekonomisi biraz daha iyi gelirse tanıtım da iyi olacak. Hı hı. O zaman bence biraz daha iyi gelecek. Ama tanıtım olarak... Uluslararası olarak bakın ne dedim değil mi? Çin'den geldi, Fransa'dan geldi. Aslında iyi. Daha iyi olabilir Bulgaristan'dan ama. Bulgaristan'dan çok iyi geliyor. Daha da iyi olabilir. Ya zaten Bulgaristan de, hani yakın olduğu için biraz da hani onun da etkisi de olabilir de. Daha iyi. Hani ses gelebilir. Çabuk duyulabilir de. Mesela Çin'den güreş taraftarlarının gelmesi çok önemli bir konu olur. Ama bunu tabii buraya yayabilirsek herhalde daha güzel olur diye düşünüyorum. İnşallah. Peki sizin eklemek istediğiniz, bizim sormayı unuttuğumuz bir şey var mı? Yok, ben de sizlere teşekkür ediyorum. İnşallah yeni yönetimimizle daha iyi bir şekilde, daha iyi yerlere geleceğimize de inanıyorum. Buradan tüm pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Bugünkü finallerde de güzel bir şekilde inşallah kutlamayı yapacağız. Evet, Spor Severler TV'ye katıldığınız için teşekkür ederim. Size sağlıklı, iyi günler diliyorum. Teşekkürler. Hoşça kalın.